Psikoterapiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Mutlu olmak herkesin arzusudur, hepimizin beklentisidir mutluluk, mutlu olmak. Ama bazı insanlar vardır ki her daim her şey, en olumsuz olayı bile mutluluk çerçevesi içerisinde değerlendirirler. İşte buna da toksik pozitivite diyoruz. Konunun detaylarını uzman psikolog Türkmen Töre ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Ayağınızın tozuyla kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkürler. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Şimdi bugün yine güzel bir konu. Son programımızda da mutluluk üzerine konuşuyorduk. Programımız yetmemişti. O kadar çok şey vardı ki bu konuyla konuşulacak. Bunun uzantısı gene mutlulukla başlayayım aslında. Mutluluk nedir, tarifi nedir psikolojik anlamda? Umutlulukla. Mutluluk temelde insanın iyi hissetme duygularıyla vücudunun, bedeninin ve psikolojik ve sosyal ruh sağlığının, ruh halinin iyilik halinde olduğu durumlarda yaşadığı bilişsel olarak da, yani bir tür düşünce ürünü olarak da hissedebildiği veya tanımlayabildiği, aslında beynin işlevleri de nörolojik olarak da inceleyebileceğimiz yaşamsal bir insana ait bir deneyimselliktir diyebiliriz. Yani bunun hem duygusal, hem düşünsel, hem de davranışsal bir çıktısı vardır, bir görüntüsü vardır. Ama bu sadece mutluluk beden sağlığıyla ilgili de değil, ruh sağlığı ve sosyal sağlıkla da ilgili olan bir durumdur. Ve temelinde aslında iyi hissetme, sağlıklı olma, ruhsal ve sosyal ve bedensel olarak sağlıklı olma hali yatar aslında mutluluğun altında. Bu istediğiniz bir başarı, sosyal dediğimizde ne oluyor? Mesela istediğiniz bir başarı, istediğiniz hedefinizde olan bir işi elde etmek, iyi bir işte bir hedefinizse bir aile kurmak, bunlar bir mutluluk ürünü olabiliyorlar, deneyimi olabiliyorlar. Ruh sağlığıyla ilgili olaylara sağlıklı, genel anlamda sağlıklı tepkiler verebilmek, dünyayı daha doğru algılayabilmek ve sorunlarla başa çıkarken ve başa çıktıktan sonra istenilen veya hedeflenen kazançların ruhsal ve bedensel iyi oluş haliyle birlikte gelme durumu ve bedensel olarak da fizyolojik olarak iyi halde olmak, kendimizi koruyabilmek, bir iyi bir sığınak, bir evimizin olabilmesi aslında bunlar mutluluk halinin yaşanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Geçen programda aslında ilk konuşmuştuk. Mutluluk sonuç olan bir durum değil. Evet. Mutluluk bir yaşantıdır, bir ruhsal süreç, durum, bir süreçtir, bir duygu durum halidir. Bir şeyi elde ettiğimizde anne mutlu olmayız. Bir şeyi yaşarken, bir şeyi hedeflerken veya bir durumun içerisindeyken bu hissiyatı yaşarız. Bunun tabii ki zirvesi vardır. İstediğiniz sonuca giderken tabii ki mutluluk olur. Onu elde edersiniz ve bu bir süre sonra tabii ki azalır. Diğer duygular gibi, diğer durumlar gibi. O yüzden de mutluluk sürekli veya kalıcı, diğer duygular gibi öyle bir durum değil. Daha çok bir yaşamsal bir deneyimdir. Yalnız sanki bize yanlış öğretildi ya da yanlış anlatılıyor gibi, değil mi? Yani her daim hayatımızın her anından muhteşem, müthiş keyif almamız gerekirmiş izlenimi veriliyor ya da öyle olması gerekirmiş gibi gösteriliyor. Dolayısıyla zaman zaman böyle modu düşerse insanların ya da bir üzüntü, bir kırgınlık, herhangi bir başka duygu durum içerisine girerse kişi bunda bir problem olduğunu düşünerek telaşa kapılabiliyor, değil mi? Yani her an her daim mutluluk doğru bir şey mi, olabilir mi? Şimdi siz bunu söyleyince benim aklıma böyle çok ilginç bir yerden bir örnek geldi. Aslında ruhsal durumlar, insanların varoluş biçimleri, yaşam stilleri ve bazı duygu durumlar ve bazı dünyayı algılayış biçimlerimiz zaman içerisinde değişiyor. Bunlar büyük kitleler ya da işte büyük ne diyelim, daha böyle rol, toplum tarafından rol model olarak kabul edilen kişilerin yaşam biçimlerini bizler sosyal canlılar olduğumuz için onlar gibi yaşamaya, işte bu sosyal kanaat önderleri, işte bu rol modelleri ya da ünlü insanlar, fenomenler gibi yaşama eğilimindeyiz. Bu bizim sosyal tarafımız, bu bizim nörolojik yapımızla alakalı bir şey aslında. Bundan belki 35-40 yıl önce maalesef anoreksiya hastalığı bir ruhsal bir psikiyatrik rahatsızlık olarak çeşitli moda dergileri, televizyon ve medya kuruluşlarında anoreksik tiplemelerin kişilik ve beden yapılarının daha doğrusu
çok fazla toplum önüne getirildiğinde ve normal standart olarak kabul edilmeye başlandığında anoreksiya bir anda bir maalesef popüler bir... Manken Twiggy vardı. O Manken Twiggy ile birlikte o kadar anoreksik bir manken çok popüler olunca tabii ki bir anda bir akım haline dönüştü. Bunu bilmiyordum, teşekkür ederim. Bunun gibi örnekler aslında toplumu çok çabuk etkileyebiliyorlar. Günümüzde baktığımızda o anoreksiya trendi gibi daha önceleri dünyada bir depresyon çağı da oldu. Depresif olmak, konuşmamak, karanlığa bürünmek, hayattan izole olmak, bunun gibi varoluşsal böyle daha negatifliğin de moda olduğu bir dönem oldu. Ve bu sefer de insanlar geri çekildiler. Bir dönem işte örnek, sadece bunlar birer örnek. Anoreksiya çok popüler bir şeymiş gibi lanse edilmeye başladı. Ve insanların beden algıları bozuldu. Ve dünyaya algılayış ve yaşam biçimleri değişti. Ve şimdi de günümüzde kusursuz, mükemmel yaşamlar çok fazla insanların gözüne sokulmaya başladı. Yani şu anda da böyle bir durum var. Ve şu anda da bu toksik pozitiflik, sanki yaşam, insan yaşamı sadece yukarıya doğru çıkan, ivme alan ve sadece hayatın iyiliklerle dolu olduğu bir yermiş gibi maalesef kanaat önderleri, işte sosyal medya fenomenleri, bazı ünlüler tarafından veya işte bazı işte toplumun rol alabileceği bazı kesimlerin bu şekilde lanse etmesi yüzünden insanlar sadece mutlu olmaları gerektiğine dair bir temel inanç ve yaşam biçimi geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki günlük yaşantı ne anoreksiyanın maalesef günlük yaşantıya sokulduğunda insanların aç kalması, bedenlerini kendi olduklarından farklı görmesinin normalmiş gibi davranılması gibi bir şey olabilir. Ne de insan yaşantısı mükemmel, hep ileriye giden, hep sadece ivmenin yukarıya doğru gittiği, hayatın hep şanslı ve mutluluklarla dolu olduğu bir yermiş gibi, bu da bir tür illüzyondur aslında. Bu da yaşantının bir parçası değildir. Evet. Tabii bize sunulan şey de bu olduğu için ve insanlar da sosyal birer canlı olduğu için maalesef burada mutluluk tuzağına ya da toksik pozitiviteye bürünmüş oluyoruz. Ve bu da her şeyi iyi tarafından algıladığımızda veya hep iyi bir şeyleri hedeflediğimizde hayatın çok iyi bir yer olacağını varsaymamıza neden oluyor. Ve bu da maalesef günlük yaşantıda çok ama çok ciddi sıkıntılara neden oluyor. Çünkü hayat ister istemez günlük yaşantımız, işte mesela bugün ne oldu dün pardon, işte elektrik zammı geldi. Bir hafta önce Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Birkaç hafta önce başka bir ekonomik kriz nüksetti dünyada. Bir iki yıl önce Covid ile tanıştık ve dünya genelinde çok farklı yaşam tarzları oluşmaya başladı. Yeni normal kavramları çıktı ve bu gibi durumlarla insan yaşantısı ister isteme sadece yukarıya doğru ivme alan bir yapıda değildir. Evet. Ama sadece yukarıya doğru ivme alan bir yapıdaymış gibi davrandığımızda işte orada çok ciddi maalesef ruhsal sıkıntılarla karşılaşmaya başlıyoruz. Şimdi bu ruhsal sıkıntıları, özür dilerim sizi de böldüm ama bu ruhsal sıkıntıları da tabii ki arkasından çok ciddi sosyal sıkıntılar ve beden sağlığını etkileyen fizyolojik sıkıntılar da takip ediyor. Şimdi aklıma konuşurken şöyle bir çağrışım yaptı. Hani sanatçıların özellikle bir sorun, daha çok sahne sanatçılarının yaşadığı bir sorun vardır. İşte çok popülerse, çok ünlüyse sahnede olmanın verdiği o adrenalin, o alkış, egonun yükselmesi, tatmini onları tabii ki müthiş bir mutlu ediyor. Ve ondan sonra o sahneden inip eve gitmek, işte pijamalarını giyinip normal sıradan bir insana dönüşmek, ciddi o ikisi arasındaki dengesizlik ciddi bunalımlara neden oluyor. Ve o yüzden de sanatçıların birçoğunda sürekli böyle bir bunalım durumu oluyor. Adapte olamıyorlar normal hayata. Çünkü çok yükseklerde, yüksek duygularda, aşırı mutlulukta, aşırı projektörlerin altında bir yaşam tabii ki çok ters düşüyor. Şimdi ona benzer bir durum aslında. Yani hep böyle işte şeylerde, sosyal medyada işte hep mutlusun, hep harikasın, hep işte her şeyi yaparken müthiş keyif alıyorsun. Sunulan bu. Onu kamerayı bıraktığın anda
normal sıradan bir vatandaşsın işte, herkes gibi bir takım duygular yaşıyorsun inişli çıkışlı. Dolayısıyla böyle bir dengesizlik durumu ve aşırı mutlulukta birkaç doz daha alma arzusu gibi, hani nasıl sahnede olmayı arzu ediyor sanatçılar, sıradan vatandaş da sosyal medyada kendini gösterme arzusunda oldukça, çünkü orada mutlu olduğu, iyi hissettiği alan. Dolayısıyla bu da toksik pozitiviteye girer mi? Aslında tam dediğiniz gibi bence giriyor, çünkü bir yerde giriyor. Çünkü hayatın sadece yüksek noktalarda, yüksek enerjik, öförük noktalarda var olduğunu ya da var etmeye çalışmak ve onun dışındaki durumları sorunlu alanmış gibi lanse etmek aslında bu işte mutluluk tuzağı ya da toksik pozitivite veya bu kusursuzluk, mükemmelliyetçi anlayışla bağdaşıyor. Çünkü günlük hayat aslında, bir sahne sanatçısı da olsanız ya da herhangi bir kimse olsanız, günlük hayatımız bazen sahne ışıkları altındaymış gibi oluyor. Bazen işte evde tek başımıza ve belki yiyecek yemeğimizin olmadığı bir an gibi de olabiliyor. Yani hayat aslında böyle kendi içerisinde bir skalası, bir renk skalası olan bir yer ve bu renkler aslında hayatı bütün kılan şeyler. Ama sadece işte ben sahne ışıkları altında yaşamalıyım ve sadece benim hayatım, örnek veriyorum, hiçbir sorunum olmasın, işte benim çocuklarım hiç bana kızmasın, ben herkese saygılı davranayım, herkes bana saygılı davransın, bana saygısız davrananlarla işte mesela ilişkiye girmeyeyim, onlarla karşılaşmayayım, ben işte sadece sahnede var olayım veya bana iyi gelen şeyleri yapayım, işte bu aslında biraz mutluluğa, insan kendisini burada istemsiz bir şekilde bir bağımlılığa sürüklüyor ve bu duygu, bu anlar dışında yaşayacağı duyguları ve davranışlardan kaçınmasına neden oluyor. Tabii ki bu o hissiyatları daha da kutuplaştırıyor, çünkü bu günlük hayatta karşımıza çıkan iyi kötü herhangi bir olaya karşı tercih yapmamıza neden oluyor ve sadece sanki iyileri yaşadığımda iyi bir şey olur ya da normal olan budur dediğimizde diğer olaylardan hep kaçınıyoruz ve bu sefer onlar başımıza geldiğinde küçük büyük herhangi bir şey, yani bu yolda giderken tekerleğinizin patlaması da olabilir, evinizde musluğunuzun arıza yapması bile olabilir veya bir arkadaşınızın size istemsiz bir şekilde veya isteyerek sizi kırmasıyla ilgili bir şey olabilir. Böyle durumlar yaşadığınızda hayatın daha böyle, ne diyelim, görece daha olumsuz yaşantıları, duygusal anlamda bunları yaşadığımızda tabii ki alışık olmadığımız için daha zehirli bir hale geliyor ve bu duygulara alışmadığımız için bunlar çok büyük sorunlarmış gibi gelmeye başlıyor bize ve bunlardan daha da kaçındıkça çok izole bir hayat sürmeye başlıyoruz. İşte bu toksik pozitivite ile birlikte. Yani bana gelen, sadece ben iyi gelen insanlarla birlikte olurum. Ben sorunlu alanlarda var olamam. İşte bu bana tartışıyor. Bu benimle kavga ediyor. Bu insanlara saygısız davranıyor. Markette sır kuyruk var. İş yerinde patronum öfkeli. Bunun gibi farklı farklı bakış açılarıyla insan kendi hayatını gittikçe kısıtlamış oluyor ve bu da toksik pozitivitenin bir ürünü oluyor. Çünkü sadece hayatın olumlu taraflarını yaşamak, yaşamaya çalışmak ya da öyle algılamaya çalışmak işte bizim günlük hayattaki becerilerimizi de kısıtlıyor ve bu bir nevi ruhsal engellilik haline dönüşüyor. Sosyal engellilik haline dönüşmeye başlıyor. Bu tıpkı egzersiz yapmak gibi değil mi? Öyle tanımlanabilir bence. İşte spor, egzersize başladığınızda canınız yanar. Rahatsız edici bir şey aslında. Yani ne kadar mutluluk da verse, biraz dozunu arttırdığınızda kaslarınız tutulur, yorulursunuz, sıkıntılı bir iştir. Ama o acıdan kaçınırsanız onun ondan sonrasında vereceği bir takım avantajları da kaybetmiş olursunuz gibi aslında. Ve burada söz konusu bir de çok temel bir duygu durumu olduğunda, yani işte kaygıyla baş edememe, öfkeyle baş edememe, üzüntüyle baş edememe gibi duygular olduğunda ve bu duyguları kastettiğimizde bunlar belki de duygu skalamızın, yaşantı skalamızın %60-70'ine denk geliyor. Ve bu %60-70'i kesmeyi, yaşamamaya çalışmak ve sadece mutlu olacağımızı düşünerek yaşamaya çalışmak aslında çok büyük bir tuzak
Çünkü bu işte sporda tabii ki yani bedensel egzersizlerin ne kadar yani hayatın kendi içerisinde ne kadar büyük bir avantajı var yok bunu tabii ben tartışamam ama bir yani kaygılı hissetmekten kaçınmaya çalışmak zaten başlı başına bir kaygı ürünü ve bundan kaçınmaya çalışırken kişiler ne işleyebiliyorlar ne evlilik hayatlarını ya da ilişki hayatlarını sürdürebiliyorlar. Aslında en önemli nokta da bence en çok karşımıza çıkan nokta da burada evlilik hayatında çok bariz görünüyor. Çünkü çiftlerin boşanması son zamanlarda arttı diyoruz hep. Aslında bu kaygıdan, tartışmadan kaçınmayı da barındırmıyor mu içinde? Yani ufacık bir sorunla karşılaştıklarında özellikle gençler belli bir yaşın altı anında bu benim aradığım insan değil, mutlu olamam ben bununla deyip yani o sorunu çözmeye çalışmak yerine sorunu bırakıp evlilikten ayrılmayı tercih ediyorlar. Tabii günlük hayatta insanların, bireylerin ne kadar aslında çok sorunla yüzleşirsek öyle ya da böyle o kadar çok aslında baş etme mekanizması ve sorun çözme kapasitesine sahip oluruz. Bu aslında bir şey gibi düşünün, bir sınavı düşünün. İşte bu ÖSS sınavı, bilmiyorum yeni ismini. ÖSS sınavında bir kitapçık işte sınavı var. O sınava hazırlanırken yüzlerce soru çalışıyor gençler, öğrenciler. Ki oradakine benzer bir şey olsun. Bu da hayatta aslında böyle bir şey. Günlük hayatta biz aslında çatışmadan kaçındıkça ve sorun çözme becerilerini geliştirmediğimizde çok küçük sorunlar bile çok devasa görüntülerde gelmeye başlıyor bize. Yani şu an evlilik hayatı içerisinde çok fazla aklıma bir örnek gelmedi ama bu bir işte yemeğin beğenilmemesi ya da hangi restorana gidileceğine karar verilememesi, ne işte ortak bir işte alışveriş listesinin öne sürülememesi veya bir yere geç kalınıp erken gidinilmesiyle ilgili bile sorunlar olabilir. Şimdi böyle sorunlarla ve bu gibi sorunlarla baş etmeyi bilmeyen insanlar böyle bir sorun yaşadıklarında bunun dünyanın en büyük sorunuymuş gibi algılamaya başlarlar. Tabii ki bu tek yani bir ilişki sorunundaki tek etken de değildir. Farklı etkenler de vardır ama tabii ki sorunlarla baş etmeyi öğrenmemiş özellikle ebeveynlerin bence çok büyük bir hatası vardır. Çocuğum işte hiç sorun görmesin, onun yanında kavga etmeyelim, o görmesin, öğrenmesin, tartışmasın, hep mutlu olsun. Bunun gibi küçük yaşlardan itibaren ebeveynler de çocuklarını yetiştirdikleri için o çocuklar büyüdüklerinde en küçük sorunu bile çözmeye çalışırken çok büyük bir kaygı ve stres yaşıyorlar. Çünkü insanlığın atladığı çok büyük noktada ki sıkıntı bu. Stres ya da kaygı yok edebileceğimiz ve kaçınabileceğimiz bir duygu değildir. Yani ben kaygılı olacağım alanlarda olmak istemiyorum dediğinizde kaygısız birine dönüşmüyorsunuz. Ya da kaygı alanları yok olmuyor veya hayatınız boyunca bunları silemiyorsunuz. Kaygılı alanlar, sorunlu alanlar hayatınızın her alanında karşınıza çıkıyor. Ve aslında kaygıyı ve stresi yenmenin yolu o alanlarda iyi baş etme, iyi sorun çözme mekanizmaları geliştirmekle ilgilidir. Biz kaygının temelinde aslında bir belirsizlik vardır. Ve aslında belirsizlik dediğimiz şey, yani bir sorunla nasıl başa çıkarım, birisi hayatından gidersen ne olur gibi durumlar. Aslında bunlar deneyimledikçe yeni yollar keşfettiğimiz durumlardır. Ama bu deneyimlemekten korktuğumuzda, çatışmaktan korktuğumuzda, yani sanki geleceği okur gibi ben çatışmayayım çünkü ayrılabilir benden ya da başka bir şey olabilir ya da başka bir soruna yol açabilir. O yüzden sessiz kalayım gibi toksik pozitivitenin hüküm sürdüğü ilişki durumları ya da kişilik durumlarında tabii ki bireyler beceri geliştiremezler ve bu becerinin gelişmemesi de o çok küçük sorunlarda bile kişilerin çok büyük kaygılar yaşamasına neden olur. Ve aslında sorunları çözemezler ve o zaman o sorundan bir sorunu çözmek yerine sorundan kurtulmayı işte mesela hemen ayrılmayı çok büyük tehditler birbirine savurmayı ya da olduğundan o yeri terk ederek o sorundan kaçmayı ya da bir işten hemen istifa ederek o işte yaşanılan sıkıntıyı çözmeyi. Ama mesela günün sonunda her ilişki kendi içerisinde sıkıntılı alanlar içerir. Her patron, her as üst ilişkisinde hatta her akran işte
ilişkisinde sıkıntılı alanlar olur. Bunları çözmenin yolu, hatta bunların önemsiz gibi hissetmenin yolu, bunlara maruz kalmak, bunlarla yüzleşmek, bunların aslında ne kadar hayatın içerisinde ve normal bir şey olduğunu deneyimlemekle ilgili. Bu aşılanmak gibi de tanımlanabilir. Yani mikroba birazcık maruz kalırsanız güçlenirsiniz, çok, çok baş güzel söylediniz. Bu aslında evet, bu aslında kaygıya karşı aşılanmak gibi bir şeydir. İşte ya da o virüsü vücudunuza biraz girmesiyle sizin o konuda güçlenmeniz, bağışıklığınız artıyor. Bağışıklık kazanmanız. Çok güzel söylediniz bu arada. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi son zamanlarda aslında insanlara empoze edilen bir şey de bu kişisel gelişim kanadında. Size iyi gelmiyorsa yapmayın. İyi gelmeyen şeyleri bırakın. İnsanları görüşmeyin. Hayatınızdan çıkartın gibi bir takım söylemlere rastlıyorum. Siz de eminim benzer şeyler görmüşsünüzdür, cümleler. Dolayısıyla günümüzde aslında böyle bir şey var. Rahatsız eden ne varsa hayatında seni üzen çıkart. Kaç, git, sana iyi işin mi iyi gelmiyor? İstifa et. Dur bir dakika. Yani şu dünyada, şu günümüz şartlarına uyan bir şey değil. Ondan sonrasında ne olacak? Ondan sonrasında daha büyük problemler var. Ama bu çok fazla söyleniyor. Yani bu aslında çağımızın bir şeyi, sanki felsefesi gibi. Fazla böyle acıyla iç içe olmamak kötü bir şeymiş gibi gösterilmesi, acının ve mutsuzluğun. Bu New Age, bu yeni çağ akımlarında bu dediğiniz akım çok fazla karşımıza çıkıyor. Maalesef bu kliniklere yansıyan bir durum. Psikoloji kliniklerinden, evet, psikiyatri kliniklerinden bahsediyorum. Bireyler günlük hayatta sadece mutlu olmak ve iyi bir şey olmak, olması peşinden giderken, aynen dediğiniz gibi, aniden işlerinden çıkıyorlar, hayatlarındaki insanları çıkarıyorlar, bir anda yalnız kalıyorlar ve bir anda tamamen izole bir duruma gidiyorlar. Aslında bir durumla baş etmenin yolu, az önce ilk de söylediğim gibi, o durumla karşılaşmak ve kendinize bir strateji geliştirmektir. Tehlikeli bir durum varsa veya ciddi bir tetiklenme varsa, tabii ki insanlar bir işten çıkmalıdırlar ya da bir evliliği de sonlandırmalıdırlar. Bu ayrı bir konu. Evet. Ama hayat kaçarak bir yere varılabilecek bir nokta değildir. Kaçan kişi sadece kendini hayattan uzaklaştırmış olur. Evet. Ya da bir sorunun büyümesine neden olur. Deve, evet, kuşu misali, hani savunma mekanizması kafasını kuma gömdüğünde o tehlike oradadır ve gelir, yer seni en sonunda, kaçmazsan, yani bir şey yapmazsan. Bu New Age akımlarıyla birlikte ortaya çıkan işte bu, işte sana iyi gelenleri yap, kötü gelen hiçbir şey yapma, hep kaçın. Bu aslında çok zehirli bir duruma büründü. Evet. İşte toksik zaten zehirli demek. İnsanların kendi kişisel gelişim alanlarına, kendi içsel ve ruhsal büyüme alanlarına çok açık bir darbe bu. Böyle bu şey gibi, böyle sen hemen istediğini yap, hemen mutsuz geldiğini yap. Ama halbuki insanlara bazen mutsuz gelen şeyler o kadar farklı alanlardan oluyor ki, yani insanlar neyden mutsuz olduklarını bile bilmeden, neyden rahatsızlık duyduklarını bilmeden bir sorundan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bazen bu rahatsızlık hissi, benim de çok karşılaştığım bir şeydir, bu klinik anlamda karşılaştığım bir şeydir. İnsanların rahatsızlık duydukları his, başaramayacak olduklarına dair bir histir. Şimdi başaramayacak olduklarına dair bir histen kaçındıklarında sürekli kendilerini başarısızlıkla sınamış olurlar. Ve bu onlara daha iyi hissettirmez, bu onlara daha kötü hissettirir. Yani iş yerinde bir sıkıntı, şu an böyle bir gelişigüzel uyduruyorum acaba. İş yerinde bir sıkıntı var, patronuyla bir sıkıntı yaşamış birisi mesela, varsayıyorum. Bununla yüzleşmek yerine bundan kaçınmak, kişinin eğer iyi takip ettiyseniz anlıyorsunuz ki bireylerde genellikle kendi içsel durumlarıyla alakalı bir dinamik orada ateşlenmiş. Başarısızlık hissettiklerinden dolayı o işten kaçmak istiyorlar. Aslında mobbinge uğradıkları için değil ya da başaramayacakları için de değil. Ama kaçtıklarında başarılı hissetmiyorlar veya mutlu hissetmiyorlar veya o iyilik hissini de uyandırmıyor bu kişilerde. Sadece başarısızlık hissiyle, korkularıyla yüzleşmek yerine,
korkularını canlı tutan bir davranışa bürünüyorlar ve pekişiyor o davranış ve o duygu durumda ve aslında bu gittikçe daha da insanı yalnızlaştıran, güçsüzleştiren, daha fazla başarısızlığa sürükleyen bir durum haline geliyor. O duygu daha da artıyor. Bu yüzden de tabii ki bu kişisel gelişim akımlarında işte kitaplarda maalesef en büyük sıkıntımız bu. Bir kitapta okuduğunuzda bu bir psikolog uzman tarafından da yazılmış olabilir. Bir New Age akımcısı tarafından da yazılmış olabilir. Mutlu olun, mutluluğun peşinden gidin veya hayatınızda zorlandığınız şeyleri çıkarın gibi. Evet, iyi gelmeyen insanları çıkart, sana iyi gelmeyen şeyleri yapma. Dendiğinde işte bu aslında kitaplarda denmek istenen şey işte o başarısızlık hissiyle ilgili değil. Bu genellikle karşı tarafın böyle çok zorlayıcı durumlarla alakalı birini çıkarttı kastediyorlar ama bireyler kendi içsel durumlarını çok iyi okuyamadıkları için her birimiz tabii ki kendimizi okumakta o kadar da konforlu ve rahat değiliz. Kolay da değil insanın kendi davranışlarını, geçmişini okuyabilmesi aslında. Ve bu yüzden de maalesef bu akımla birlikte ve bazen de psikoloji kitaplarıyla birlikte bireyler işte böyle hemen çıkayım, kitapta böyle yazıyor. Bu durumla yüzleşmeyeyim, işte bu duygu iyi gelmiyor bana, bu yaşantı iyi gelmiyor, çıkarayım diyor ama yaşadıkları durum bazen dediğim gibi aslında karşı tarafla ilgili zorlayıcı bir durum değil. Aslında içsel dinamikleriyle ilgili bir durum ve aslında bu durumdan kaçınmak kişiyi daha da kötü, negatif bir duygu duruma, negatif demeyelim de böyle daha zorlayıcı, toksik bir duruma sokmaya başlıyor. Neden oluyor? Şimdi aklıma bir doğu hikayesi geldi. Nusret Peseşkiyan'ın derlediği pozitif psikoterapi hikayelerinde. Bir güvercin ve baykuşun, bilge baykuşun diyaloğu vardı. Güvercin bir gün bilge baykuşa gitmiş. Benim demiş çok ciddi bir sorunum var. Hangi yuvaya gidersem gideyim çok kötü kokuyor. Bir yuvaya yerleşiyorum, o yuva çok kötü kokuyor. Ayrıldım, bir başka yuvaya yerleştim. O yuva da kötü kokuyordu, onu da bıraktım. Şu andaki yerleştiğim yuva da kötü kokular içeriyor. Ben ne yapacağım bu sorundan, nasıl kurtulacağım diye sormuş. Baykuş'un cevabı ise o kokular yuvalardan değil, senden kaynaklı, senden geliyor o kokular. O yüzden istediğin kadar yuva değiştir, o koku devam edecek kendine yüzleşmedikçe. Aslında bu hikayedeki gibi kişiler de bazen kendilerindeki sorunu karşıdamış gibi görebilir ya da sorununuzla sizi yüzleştiren kişiler olabilir. Dolayısıyla siz oradan kaçarsanız bir başka kişiyle aynı sorunu yaşayacaksınız aslında. Evet. Temelde bu değil mi söylemek istediğim? Kesinlikle dediğiniz gibi. Yaşam böyle gözlerimize baktığımızda çok geniş bir alanı görebiliyoruz ve sadece o gördüğümüz skalada, bu gördüğümüz görüntü pencerede sadece bir işte örnek veriyorum, sadece bir çiçeği görmeye çalışmak ve sadece bir çiçeğin normal ve sağlıklı olduğuna dair bir inanç geliştirmek, geriye kalan görüntünün pis, kirli veya gereksiz olduğunu, sağlıksız olduğunu düşünmek bu insanı çok ciddi şekilde hasta eder. İnsanlar da bu toksik pozitiflikte böyle bir şey var. Sadece hayatın iyi alanlarını görüp yaşamaya çalışırken ve diğer her alanı kötü olarak yorumlarsa eğer ve buna dair bir inanç geliştirirse o birey işte evet gerçekten ruhsal olarak hastalanmaya başlar. Çünkü insan sadece tek bir amaç, tek bir yaşam, tek bir durum uğruna kendi yaşam savaşını, kendi yaşam mücadelesini vermeye başlarsa bu gerçek anlamda algıyı bozmaya başlar. Kişi sadece belirli bir hedefe doğru yöneldiğinde ve hayatın diğer alanlarının olmaması gerektiğini düşünürse, halbuki bunlar hayatın olması gereken parçalardır, bu o kişiye çok kötü hissettirmeye başlar. Kişi sürekli kaçınmaya başlar, takıntı haline gelebilir, kuruntu haline gelebilir, bu depresif düşüncelere yol açabilir. Bu ya da tam tersi bir manik dediğimiz yani çok öfürük, duygu durumu çok kabarmasıyla kendini gösteren ve her hüzünlü ve üzüntülü durumu bastırmaya çalışan biri haline gelebilir ki bunlar da günlük yaşantının ve günlük hayatı gerçeği değerlendirmenin bozulmasına çok ciddi şekilde katkıda bulunur. Çünkü birey gerçeği canı çektiği gibi değerlendirmeye çalışırsa
Ve eğer hayatın olumsuz, olumlu, dalgalı seyir halini, o renklerin diğerlerini, yaşantıların iyi veya kötü tüm hallerini görmeyi reddedip sadece iyi olanlara odaklanmaya çalışırsa, o zaman gerçek anlamda işte gerçekliği değerlendirme artık bir nevi bozulmaya başlar. Ve kişi çok ciddi nevrotik dediğimiz tipte ya da psikotik dediğimiz tipte de olmak üzere sıkıntılar yaşayabilirler. Peki umutlu olmakla pozitif düşünce arasındaki fark nedir? Yani pozitif düşünmekle ikisi arasındaki fark. Aslında mutlu olmak hayattaki yaşadığımız zorlukların ya da herhangi bir zorlantıda farklı seçenekler olabildiğini, farklı bir bakış açısıyla ya da farklı bir yolla yeni bir yaşantıya gidilebileceğine dair bir inanç, bir düşünce ürünüdür. Yani karşınıza bir zorluk çıkar, yenemeyeceğinizi düşün. Yani en başta yenemeyeceğinizi düşünürsünüz ama onu değerlendirdikten sonra ya belki de yeni bir iş bulurum dersiniz ya da belki yeni birisiyle tanışırım dersiniz ya da bir şeyler düzelebilir dersiniz. Bu işin iyi kısmı. Toksik pozitivite, yaşadığınız kötü olay, bir ayrılığı varsayıyorum. Böyle bir ayrılık olmadı, hiç konuşmayalım bu konuyu, bana iyi gelmiyor deyip olayı reddetme biçimidir. Tabii ki psikolojide ve zihin asla susmaz ve zihin konuşulması gereken konuyu öyle yapar ve böyle yapar, bir şekilde sizi konuşturur. Ama toksik pozitivite işte böyledir. Sizi konuşmamanız gerektiğine dair bir inanç geliştirmişsinizdir. Çünkü o size kötü geliyordur. Kaçınma davranışı var. Evet, bir kaçınma davranışı vardır. Ve orada sorun çözülmez düğüm halinde, sorun halinde zihninizin halısının altına süpürülür. Umutlu olmak farklı bakış açıları geliştirmektir. Olaya farklı bir taraftan bakmaya çalışmaktır. Olayın kötü olmasına rağmen iyi olabilecek bir kısmı olmak gibidir. Toksik pozitivite olayın sizi iyi veya kötü etkileme biçimini kabul etmeden olayı eğer kötüyse tamamen yok saymak, böyle bir şey olmadı ya da böyle bir şey olmamalı, kavga etmemeliler, kavga etmemeliyiz, tartışmamalıyız, bir yerde sorun yaşamamalıyım gibi bir inançtır. Ve böyle bir inanç umut değildir aslında. Bu sadece bir kaçınma davranışıdır ve bu yaşanılması gereken bazı deneyimlerden kaçınılmasına, onların yok sayılmasına dair davranışsal bir duruma neden olur. Peki şu anda içinde bulunduğumuz durum, bu perspektiften bakacak olursak konuya, COVID-19 sonrası tamamen hızla değişen bir dünyanın içindeyiz. İnsanlar artık çok fazla dillendirmek istemiyor bu konuyu, pandemiyi. Kaçınma davranışı içinde olduklarını düşünüyorum bir yere kadar. Çünkü artık bir bıkkınlık yarattı herkesten. Herkes normalmiş gibi sürdürmeye çabalıyor yaşantısını. Oysa ki o günden beri, pandemi ilan edildiği günden beri hayatımız hızla ters istikamete gidiyor. Yani her şey değişiyor. Bütün parametreler değişiyor. Ve en son değişimde işte Rusya-Ukrayna savaşıyla gündeme geldi. Ve bu bizi de çok yakından etkileyen bir şey. Sonuçta sonuçları olabilecek. Üçüncü Dünya Savaşı'na kadar gidebilecek. Böyle gerçekten çok sıcak, hayatımızı ciddi anlamda olumsuz etkileyecek bir durum içerisindeyiz. Şimdi bu durum karşısında bunu görmezden gelerek yaşamak da, yani hiçbir şey yokmuş gibi yaşamak da toksik pozitiviteye girmiyor mu? Nasıl davranmalıyız bu şartlar altında? Nasıl hayatımızı idame ettirmeliyiz? Şimdi geçen gün bir iki gün önce bir video ile karşılaştım. Bir çocuk, genç bir erkek, Ukrayna'da bisiklet için işte forması var. Formasını giydi ve tur atmaya çıktı. Bir eylem ürünü olabilir bu arada ama ben şu anda o kısmından bahsetmiyorum. Hı hı. Ve sonra tabii ki askerler tarafından durduruldu. Ve evine geri yollandı. Çünkü işte Rus veya Ukrayna askerleri, çünkü sokağa çıkma yasağı var ve savaş hali var ve herhangi bir şekilde öldürülebilir. Bu eylemi böyle birisinin tekrar etmesi böyle bir ortamda
Ve böyle bir eylemi devam ettirirken ben de bir şey olmaz inancıyla varsayıyorum şu anda. Böyle bir inançla bunu devam ettirmesi o kişiyi maalesef öldürebilir. Çünkü işte orada bir savaş hali var, bir kurşun gelebilir, siviller yaralanıyor zaten ister istemez bombalar atılıyor. Gerçeği değerlendirmek toksik pozitivitenin aslında tam tersi yerdedir. Yani gerçeği değerlendirdiğinizde bir tehlikenin varlığını anlarsınız. Ve bir tehlikenin varlığında, örnek veriyorum, sokağa çıkmazsınız veya bir ölümcül hastalığınız varsa COVID yokmuş gibi davranarak, aşı olmayarak veya maske kullanmayarak sadece kendinizi kandırmış olursunuz. Bu kendinizi kandırmak başta beden sağlığınız olmak üzere tüm sağlık alanlarınızı etkiler. Veya varsayıyorum. Şu anda çok ciddi, ben bir ekonomist değilim. Ama artık herkes ekonomist oldu. Herkes bir şekilde ilgileniyor. Doğru. Bir yerde öyle oldu. Herkes biraz her şey olmaya başladı. Şimdi gazeteleri, ekonomistleri takip ettiğimde mesela elektriğin fiyatı yükselmiş, tekrar yükselecek diyorlar. Bazı siyasiler böyle açıklamalar yapıyor. Başka her yere zam geldiği konuşuluyor. İşte tarım ürünlerine, sonuçta market ürünlerine. Şey, domino taşı gibi etkisi, o etkiyi her yerde, her alanda göreceğiz. İşin gerçeği aslında böyle bir ekonomik zorlantı durumuna, yaşantısına doğru sürüklenirken, örnek vermek gerekirse, ve eğer ekonomik durumunuz daha dar kesimdeyse, daha lüks ihtiyaçlara gitmek, aslında bu da çok oldukça gerçeği değerlendirmemek, bir sonraki yaşantınızı zora sokmakla ilişkilidir. Evet. Biz insanlar hiçbir zaman geleceği ve başkalarının akıllarını okuyamayız. Hiç kimse de okuyamaz. Ancak bazı şeyler hayatta öngörülür ve bunlar genellikle kitlesel şeylerdir, bireysel değil. Bir savaş bazen işte öngörülür ya da bir hastalığın daha çok yayılacağı öngörülebilir. Bazen ekonomik krizin yayılacağı öngörülebilir. Ve bunun gibi öngörüler var olduğunda ve bu öngörüler de bilimsel, rasyonel çalışmalara dayandığında kişilerin tabii ki bunlara göre kendi gerçekleri bazında önlem almaları son derece sağlıklıdır. Kesinlikle. Yani freni patlamış bir kamyon üstünüze geliyor, görüyorsunuz. Bir şey olmaz demek ne kadar akılcı. Olmaz. Bu gözlerinize bağ bağlamak gibi bir durumdur. Evet. Tabii ki bu çok can sıkıcı bir durum olabilir ama can sıkıcılık hayatın bir parçasıdır. İşte bir durağan değiliz. Bir de böyle bir şey vardı. Bazı ülkelerde bazı şeyler daha durağandır. Kabul ediyorum ben de bunu. Ama Orta Doğu coğrafyası, Akdeniz coğrafyası çok hareketli bir coğrafya. Her gün çok yeni dinamikler, belki biz yaşıyoruz diye yanlı algılıyorum ama her gün yeni dinamikler hayatın bir parçası oluyor. Ve bu dinamikler ister istemez bir şekilde ayak uydurmamız gerekir. Bir yasa çıkıyor, örnek veriyorum, sadece uydurma. Klinikle ilgili olsun, bir yasa çıkıyor. Bizler psikologlar ya da klinisyenler, tüm tıp ve paramedik camiası bu yasaya uymakla yükümlü günün sonunda. Uymadığınızda o sorunlu polislik durumları göze almış oluyorsunuz. Ha, bunun böyle aksi yönleri de işte mesela sendikal ya da kitle hareketleri olabilir ama ben işte bu gerçeği görmezden gelirim, bana bu işlenmez, hayatın bu zorluğuyla ben bir şekilde başa çıkarım, aman önemli değil, şimdi düşünemem, sonra düşünürüm gibi bakış açıları sadece sorunları büyütür. Yani bu işte az önce bahsettiğiniz deve kuşu örneğine birebir örnek. Evet. Sorun yok, ekonomik kriz yok, yok savaş, yok şey, konuşmayalım, yok, haberleri açmayalım. Birikim yapmayalım, harcamalarımızda aynen hiçbir şey yokmuş gibi devam ettirirsek sonuçta maalesef gittikçe sorunlar büyür. Ben de istemem böyle sıkıntılar olsun günlük yaşamda, kimse de istemez ama bunlar eğer hayatın gerçekleri ise bunlara bir şekilde uyum sağlamak durumundayız. Değişime açık olmak, aslında değişmek istememekle ilgili bir şey bir anlamda da. Yani o eski yaşam standartınız, o konfor alanınızı devam ettirmeye çalışmakla ilgili değil mi? Yani o konfor alanından çünkü çıkmak gerekiyor. Ama işte konfor... Evet, özür dilerim. Yok, yani buna direnmek anlamına geliyor bir nevi. İşte o konfor alanı aslında ne zaman gerçek bir konfor alanı? Hayatın farklı zorluklarında hareket edebildiğinizde ve ben öyle de olsa
gerçekten işte birikimimi yaptım, kendimi işte garantiye aldım, örnek veriyorum veya bir hastalık durumu var. Evet, aşımı olurum, maskemi takarım, böyle hareket ederim. Konfor tedbir alanı, almak. Tedbir almak. Tabii ki bu tedbiri kendi hareket alanınızı daraltacak şekilde değil, genişletecek şekilde. Yani hareket alanınızın artmasıyla ilgili bir tedbirden bahsediyorum. Bir yere gitmeyelim, hiçbir şey yapmayalım, hiç hareket etmeyelim gibi değil. Mesela yedek bir iş bulunabilir, kazancın artırılmasına yönelik bir çalışma olabilir, bir anlaşma olabilir, bir başka anlaşma olabilir, sosyal bir arkadaş grubundan, sosyal bir destek grubunun içinde kendinizi var edersiniz ve ulaşabilecek işte ruhsal veya sosyal sıkıntılarınızla paylaşabileceğiniz bir grup ortağınız olur. Bu bunun gibi bir hareket alanı. Yoksa ben sıkıntı, işte onlarla konuşmayayım, hiç arkadaşım olmasın, işte ben kendi kendime yeterim dediğinizde bu hareket alanı olmuyor. Çünkü günlük hayatta sıkıntınız olduğunda paylaşabileceğiniz bir yaşam alanına ihtiyacınız var. Aslında o yaşam alanını amacımız genişletmek, daraltmak değil. Yani hareketsiz kalması değil bir insanı, genişlemesi. Genişlemesi de nasıl oluyor? Alınacak işte daha pozitif önlemlerle birlikte, tedbirlerle birlikte. Yani öncelikle yüzleşmek, o sorunla yüzleşmekle evet. başlıyor her şey. Bir sorunun varlığını görmek, tanımlamak ve neler yapabilirimi düşünüp bundan sonra da işte önlemlerinizi, tedbirlerinizi almak. Bu bütçe yapmak olabilir, işte arkadaş grubundan destek almak olabilir. Kendin ekip biçip işte daha organik ürünlere yönelmek, daha ucuza üretim Elmek yapmak olabilir. Gibi. Görmek ve kabullenip değişik alternatifler getirmek hayatına. Yani bir değişim gerektiriyor aslında bir anlamda. Bir uyum alanı, bir seçenekler alanı, bir tercihler alanının yaratılması gerekiyor. Evet. Son bir cümle alabilir miyiz? Programımızın yine sonuna geldik. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Özellikle içinde bulunduğumuz dönem, son aylar, son yıllar daha doğrusu, çok hareketli ve değişimin çok fazla olduğu bir dönem. İnsan da tıpkı doğa ve kitleler gibi, dünya gibi, evren gibi sürekli hareket halindedir ve hareket halinde olmakla yükümlüdür, durumundadır ve uyum sağlamakla yükümlüdür. Bu uyum sağlamak gerçekten çok önemli ve bunun da peşinde ben o sadece iyi yaşayayım ya da sadece kötü şeyler beni buluyor değil. İşte o dünya bakış açımızı açarak iyi kötü dünyayı algılamaya çalışmak, kendimizi daha iyi nasıl geliştirebiliriz, ona odaklanmakla ilişkilidir bunlar. İyilik ve mutluluk halde zaten böyle oluşmaya başlar. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir programdı. Sevgili izleyiciler, bugünkü psikoterapinin konuğu uzman psikolog Türkmen Töre'ydi. Farklı bir psikoterapide buluşuncaya dek hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.